tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Haftanın ikinci işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bugün stüdyo Amsterdam'da Zafer Ergezen bizlerle birlikte olacak. Öncesinde kendisini ağırlayalım. Zafer Bey hoş geldiniz. Biz sizin öncesi, öncenizde bir fiyatlamalara bakacağız. Sonrasında tabii ki önemli gelişmeler de var. Hem emtia cephesinden de ABD Merkez Bankası'ndan gelen bilançolarda diyelim efendim. Ama öncesinde gelin birlikte fiyatlamalara bakalım. Birazdan emtia uzmanı Zafer Ergez'den bizler için altın ve diğer emtiaları konuşacak. Borsa İstanbul'a dönelim. Borsa İstanbul'da dün ve bugün bakıldığı zaman bir telafi fiyatlaması olduğunu paylaşmakta fayda var. Özellikle geçtiğimiz hafta İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda müzakere sürecinin bir miktar daha sekteye uğraması Borsa İstanbul'a satış getirmişti ancak bakıldığı zaman Borsa İstanbul tarafında hem küresel taraftaki pozitif momentum hem de tabii ki Borsa İstanbul'da bir dipten dönüş hareketini efendim gözlemliyoruz. Özellikle Borsa İstanbul'da bakıldığı zaman %3.10 puanlık bir artış var ve bu da özellikle 127.1 milyar liralık bir işlem hacmini gündeme getirdi. Bankalar %5, holdinglerde %2.17 puan değer kazanırken tüm sektör endeksleri aslında bugün yükseldi ve en çok kazandıran da %5.48'de metal sektörü olduğunu paylaşalım. Jeopolitik risklerin özellikle dünya genelinde pay piyasalarını baskılamasıyla tabii ki Amerika'da faizler son 10 16 yılın en yüksek seviyesine geldi. Dün de %5'in üzerini görmüştü ancak sonrasında Amerika'da 10 yıllık faizler geriledi ve bir miktar özellikle Nasdaq tarafında Meta'nın iyi bilanço açıklaması birlikte yukarı yönde bir hareket vardı. Fed'in politika faizi beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler de devam ediyor. Aynı zamanda yarın Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, FED Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde'ın açıklamaları ve aynı zamanda Amerika'da yeni konut satışları ve Almanya'dan da IFO iş iklimi endeksini paylaşacağız. Özellikle 8080 puan seviyesi Borsa İstanbul'da yeni bir direnç seviyesi. 8000 puan seviyesi altı tabii ki özellikle hızlı bir satışa sebep oldu. Ancak Borsa İstanbul'da yön 8000 puan üzerine doğru gitme istedi. Özellikle enflasyonun artması ve doların artması tabii ki Borsa İstanbul'da da 8000 puan seviyesinin üzerine hedefliyor. Bugüne baktığımız zamansa Asya piyasalarında özellikle Güney Kore ve Avustralya tarafında iş faaliyeti raporları geldi. O tarafta özellikle Sabah seansında pozitif bir beklenti vardı. Coca-Cola tahminlerinin üzerinde kazanç bildirdi. Aynı zamanda Spotify'da bakıldığı zaman beklenenin üzerinde bir bilanç açıklayarak o tarafta da %11 üzerinde bir değer kazancı vardı. General Motors tarafında da yine bakıldığı zaman e, bilanço sezonuydu. O tarafta bilanço çok iyi gelmedi. 0.4 puan kadar düşerken Alphabet ve Microsoft tarafında da yine bakıldığı zaman e, ve Amazon'da bugün seans sonrasında Bülent'e açıklayacak önemli teknoloji devleri olduğunu paylaşalım. Dolarda 28.11 seviyesindeyiz. Dolar endeksinde özellikle bu hafta yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantısından piyasa uzmanları e, az da olsa bakıldığında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Ancak genel beklenti tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri sabit bırakması. E, bir dolar endeksini alalım ve Euro-Dolar paritesine bakalım. O tarafta özellikle... 106-105.80 seviyesinde bir sıkışma vardı. 106.07 ile dolar endeksi devam ediyor. Euro dolar paritesi de dünkü kazanımları koruyamadı. Bakıldığı zaman 1.05.90 geçiyor efendim. Euro dolar paritesi. Louis Vuitton tarafındaysa gelir konusunda hayal kırıklığı yaşattı ve bu anlamda Bilançosunda kötü bir nokta vardı. Bugün aynı zamanda bir başka lüks tüketim devi Hermes'in bilançosu açıklandı. Ve o tarafta da satışların artmasından dolayı Avrupa'da %3'ün üzerinde bir artış yaşandı efendim. Paylaşalım. Unicredit tarafında da Yunanistan'da bir bankayla görüşme yaptığına dair bazı haberler vardı. Seans içerisinde İtalyan Bankası önemli bir yükseliş kaydetmiş oldu. Amerikan borsalarına bakacak olursak o tarafta özellikle tabii 10 yıllıkların birazcık dengelenmesi Amerika'da endeksleri pozitif kıldı ve bugün de %0.12 puan kadar S&P 500 ve Dow Jones tarafında da artışları gözlemliyoruz. Altın ve petrol fiyatlarına baktığımız zamansa altın dün özellikle son 5 yılın zirvesine kadar gelmişti. Ancak sonrasında 10 yıllık faizlerin bir miktar geri çekilmesiyle birlikte 10 altın fiyatları da 1800 dolar seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bir 10 altın fiyatlarını da rica edelim ve petrol fiyatlarına da bir bakalım. Ee, özellikle seans içerisinde 10 altın fiyatları 1974 dolar direnç seviyesinde oldukça zorlanıyor. Brent petrol ve ham petrol fiyatları da e, İsrail'in bir kara harekatını şu anda resmi olarak başlatmamasından dolayı en azından jeopolitik risklerin bir miktar dengelendiğini gördük. Ve petrol fiyatları da 90 doların aşağısında ve Bitcoin 35 bin dolar seviyesine efendim üzerine geçmeyi başardı. ETF ile ilgili haberlerde pozitif bir e, haber var ve bu anlamda bakıldığı zaman Bitcoin fiyatları da 2022'deki ve 23'teki en düşük seviyesinden yaklaşık tam %110 oranında arttığını efendim paylaşalım ve bu anlamda e, Mayıs 2022'den bu yana ilk defa 35 bin dolar seviyesini de test etmiş oldu diyelim. Ve Zafer Ergezen'e gidelim. tabi e, tabii emtia piyasalarını ve özellikle Altını konuşacağız. Zafer Bey tekrar hoş geldiniz. E, Fed'i bekliyoruz, Avrupa Merkez Bankası'nı bekliyoruz. Bir taraftan İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmanın bir kara harekatına ya da başka ülkelere sıçrama riskinden bahsediyoruz. 10 saatin fiyatları birazcık sanki böyle buralarda tıkandı gibi ne dersiniz? Ya, kesinlikle tıkandı. oldukça hareketli günlerden geçiyoruz. Tabii yani e, ons altında da bu hareketliliği bize yansıtıyor aslında. E, özellikle e, bu, bu e, çatışma e, ve savaş e, güvenli liman arayışlarını beraberinde getirdi. Tabii bu sadece güvenli liman arayışı değil. Biz bir süreden beri zaten faizler yüksek gidiyor. Özellikle faizin uzun süre yüksek kalacağına yönelik endişeler var. Bu da dolar indeksinin yükselmesini yol açıyor. Zaten yatırımcılar tedirgindi. E bir de bunun üstüne Savaş ve çatışma çıkınca hı hı. tabii ki güvenli liman arayışı bir anda satışların borsalarda ve emtia varlık fiyatlarında arttığını gördük ve altına doğru yöneliş oldu. Belli bir doygunluğa geldi artık yani belli bir risk fiyatlaması oldu artık bundan sonra daha yukarısı için daha fazla e, risk fiyatlaması gerekir. Peki o riskler şu anda var mı? Baktığımız zaman zaten şu an konjektürde İsrail Hamas çatışması e, ve e, birçok olgu aslında şu anda fiyatların içerisinde. Artık bunun daha üstüne gidebilmesi için ciddi anlamda daha somut e, risklerin ortaya çıkması. Riskler. Bu içerisinde mi zafer bey? Ben Bence kara harekatı zaten şu anda fiyatlanmış durumda büyük oranda hmm. çünkü İsrail'in kara harekatı olacağına yönelik açıklamalar vardı evet bir miktar bu durduruldu ama örneğin mesela kara harekatının gecikmesiyle birlikte 10 altında bir geri çekilme görmüyoruz evet. bir geri çekilme yok bu da zaten aslında bunun fiyatların içerisinde olduğunu gösteriyor bize. E bu durum içerisinde de baktığımız zaman e, fiyatların daha yukarı gitmesi bir miktar riskli gibi ha nasıl daha yukarıya gidebilir Örneğin İran'ın denklemin içerisine girmesi veya e, bu kara harekatının başlamasıyla birlikte diğer ülkelerden sert tepkiler veya e, başka ülkelerin dahil olmasına yönelik sert açıklamalar Belki bu noktada, e, ons tabii ki etkileyecektir. Şu anda şunu söyleyebiliriz net bir şekilde aslında bütün açıklamalar, bütün gelen haberler aslında fiyatları diyerek yansıyor. Tabii bir dengelenme oluşuyor. Hangisinin daha fazla yansıyacak bunu görmek lazım ama sanki bir miktar buralarda dengelendi. Bir miktar artık piyasa risklerin burada fiyatlandığını düşünüyor. Ama tabii buradaki tek sorun İsrail ve İsrail'in ve İsrail'deki çatışma değil tabii ki. Diğer taraftan da Fed var işte Fed'in faiz toplantısı var. Fed'in daha şahin duruşu var. Geçtiğimiz hafta işte e, istihdama yönelik veriler geldi. Beklentilerden iyi geldi. Bu da Fed'in daha şahin olacağına yönelik beklentileri arttırıyor. İkisinin arasında gidip gelen bir onsaltın izliyoruz. İşte fiyatları. bugün örneğin. Hı hı. Aynen yani örneğin bugün mesela çok hareketli bir seans izliyoruz. 1950'lere kadar geri çekilmişti onsaltın. Tekrar 1970'lerin üzerine çıktı. 1975'lere geldi. Çok ciddi bir marj aslında baktığınız zaman. Tabii. Bu da aslında bir tarafta savaş, bir tarafta Fed. İkisinin arasında gidip gelen bir saltın e, izliyoruz burada. Evet. E, bilançolar da iyi geliyor. Bakıldığı zaman evet istihdam piyasalarındaki evet. o sıkılık devam ederken bir taraftan da Amerika'da FECS verilerine göre bilançoların büyük bir çoğunluğu pozitif gelmeye devam ediyor Zafer Bey. Bu da herhalde FED'i birazcık daha şahin koşacak noktalardan bir tanesi değil mi? Faiz artışı Kesinlikle. olasılığını koyuyor. Siz bu toplantıda e, yakın zamanda yapılacak olan toplantıda bir FED'in faiz artıracağını düşünür müsünüz? Özellikle Avrupa Merkez Bankanız, Bankası'ndan beklentilerinizi de merak ediyorum. Çünkü o tarafta yavaş yavaş sanki faiz artırımla ilgili beklentiler artmaya başladı. Ne dersiniz? Ee, katılıyorum. Ben Amerika tarafında e, bir miktar daha çekimserim. Yani ben faiz arttırmasının Amerika tarafında bir miktar daha zor olduğunu düşünüyorum. İstekli olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü FED aslında açıklamalarıyla piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Yani faiz arttırımı yapmadan aslında faiz arttırımı etkisini piyasalara veriyor. Bunu sağlamaya çalışıyor. E zaten faizler çok hızlı yükseldi ve çok yüksek seviyelere geldik. Yani bunun üstünde yeniden bir faiz arttırımına gidiyor olması için Fed'in elinde çok ciddi bir nedenler olması lazım. Evet bir taraftan savaş var ama şunu da unutmamak lazım. Enflasyon yüksek seviyede ama ekonomi hala güçlü. Evet ama bir taraftan da savaş var. Dengeler çok değişik. Bu noktada yapılacak bir faiz arttırımı piyasalar üzerinde oldukça tetikleyici konumda olabilir diye düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü tahvil faiz getirileri çok ciddi seviyelere geldi. Yani 17 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. E, bu da piyasalar için oldukça tedirgin edici. E, bütün e, herkesin aklındaki sorulardan bir tanesi de aslında, yani bu kadar faizler yüksekken Nasıl e, ekonomiler bu kadar aslında hala dayanıklı ve devam edebiliyor sorusu. Bunun da cevabını aslında herhalde belki de Türkiye örneğinden çok iyi görüyoruz. Enflasyon. Enflasyon da tabii faizler gibi e, son 10 yılların en yüksek seviyelerindeydi. Tabii ki enflasyon devam ediyor. E bu da firmaların gelirlerinin artmasına yol açıyor. Belki de bir miktar burada Yanıltıcı göz boyayıcı bir büyüme ve güçlü ekonomi görüyoruz ama bir yerde bu enflasyon yavaşlamaya başladığı zaman çünkü gerçekten de ciddi yüksek gidiyor faiz oranları bu seviyelerde de kalmaya devam edecek. E bu da e, ekonomilerde soğumaya yol açınca o enflasyon yavaşlamaya başlayınca ekonomide de çok Hızlı geri çekilmeleri görebileceğiz. O zaman borsalarda e bunu da biz... bir düşüş bekliyorsunuz o zaman değil mi? Şu anda bir dolar bazında Amerikan borsaları fiyatlandığı için bizim gibi değil. Onlar pahalı da duruyor varlık fiyatı olarak. O tarafta o zaman sonrasında bir düşüş bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii aslında şuna belki de şöyle bir şey diyelim. Yani faizler aslında faizler her zaman borsalar için bir e, yer çekecek, yer çekimi e, kuvveti sağlar. Bu da nedir? Her zaman üzerinde bir baskı oluşturacak unsurdur. Şöyle söyleyebilirim. Yani şu anda baktığımız zaman yani borsalarda gerçekten de şu anda bir getiri potansiyeli var mı? Hala getiri potansiyeli var faizler yükselmiş olmasına rağmen. Ama e, çıkıp da Tahvil getirilerine baktığınız zaman bu kadar yükselmiş olan yıllık 5 üzerinde getirileri euro bazında dolar bazında bulabiliyorsunuz. E şimdi zaten faizler bu kadar yükseldiği zaman e, önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerinin başlayacağı bir dönem. Yatırımcılarda şöyle bir, bir algı oluşuyor. Evet %7 ile 8 yıllık getiriyle euro bazı getiriyle birlikte tahvillerde pozisyon olup sonra da faiz indirimlerinde o tahvil tahvilin fiyat, tahvillerin fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte bir de ekstradan oradan getiriyle çok ciddi getiri sağlama aslında gelir elde etme imkanı oluyor. Yani böyle alternatifler oluşmaya başladı aslında piyasada. Böyle alternatifler oluşuyor. E, haliyle tabii ki bu da borsalardan para çıkışına yol açan unsurlardan bir tanesi. Evet. Belki de şunu da altını çizmek lazım faizlerin yükselmiş olması aynı zamanda yatırımların maliyetini artırıyor veya şirketlerin yatırımlardan vazgeçmesini yol açıyor. Tüketicilerin harcamalarını değişmesine, harcamalarının azalmasını yol açıyor. E bu da haliyle yüksek faiz ortamları her borsalar için bir nevi negatif etki oluşturabilecek hmm. unsur ama yüksek enflasyon tabii ki burada dengeleri değiştiren unsur. Peki faizler bu kadar yükseldi neden gidiyoruz? Aynı şekilde gene enflasyon bu noktada e, devreye giriyor. Evet. Burada tabii bir nokta bu, bu döngü duracak ve tersine işlemeye başlayacak. İşte o zaman e, borsalar için bir miktar daha sıkıntılı günler başlayacak diyebiliriz. E, i̇lk başta enflasyon tabii borsalara pozitif etki yaratıyor diyor ama sonrasında uzun vadede enflasyon cazibesini borsalar üzerinde negatif olarak seyretiyor. Zafer Bey isterseniz Çin'le ilgili bir data e, haberimiz var. Çünkü Çin'den bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta özellikle pozitif e, veriler gelmişti. Ancak özellikle Amerikan faizlerinin tabii bu kadar çok artması, dataların çok da fazla fiyatlanmamasına sebep olmuştu. Uluslararası Enerji Ajansı'na dönelim. O tarafta özellikle yenilenebilir fosil yakıt talebinin özellikle Çin'den dolayı artacağını savunuyor. Tabii Çin'in talebi oldukça önemli. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi dolayısıyla da fosil fiyatları açısından da oldukça kritik. Küresel enerji talebine ilişkin yüksek önem arz eden Dünya Enerji Görünümü raporu, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlandı. Raporda, hükümetlerin mevcut politikalarıyla birlikte, gelecek 10 yıl içerisinde petrol, doğalgaz ve kömür talebindeki zirve noktaların görülebileceği belirtildi. Rapora göre dünyada yayılan elektrikli otomobillerin yollara çıkması ve Çin ekonomisinin daha yavaş büyüyerek temiz enerjiye yönelimi dünya fosil yakıt talebini yalnızca 2030'a kadar zirveye çıkaracak. Paris Antlaşması'nın ortalama küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlama hedefi için fosil yakıtlara olan talebin hala yüksek olduğu belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı, aynı zamanda Çin'in rolünün enerji talebindeki büyümenin değişmesinde kilit kaynak olarak görüyor. Raporda son 10 yılda küresel petrol kullanımındaki artışın neredeyse 3'te 2'sini Çin oluştururken ekonomik büyümenin arkasındaki ivmenin azaldığı ve ülkenin temiz enerji santrali olduğu belirtildi. Evet önemli dünyanın gideceği nokta da burası. Dolayısıyla Çin'in büyümesi oldukça kritik. %5'in üzerinde büyümesi gerekiyor gibi tablo da oluşmuş oldu. Öncelikle haberin yorumunu sizden alalım sonrasında Çin'in özellikle tabii ki konut sektöründe yaşanan daralma ile birlikte, iflaslarla birlikte teşvikleri de geldi. Demir, cevheri ve kömür fiyatları da yakinen takip ediyor bu teşvikleri. Hem bu haberi hem de demir fiyatlarını da sizden yorum olarak alalım Zafer Bey. Tabii ki yani dünyada özellikle pandemi ve pandemiden sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ciddi anlamda enerji tarafında bağımlılığın azalması ve enerji değişimi başladı. Zaten bu aslında Avrupa'dan başlamıştı. Yani bir enerji değişimi vardı. Yenilenebilir enerjiye bir dönüşüm vardı. Bununla ilgili hedefler de vardı. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi bütün dengeleri değiştirdi. İnanılmaz bir şekilde hızlandı. Türkiye bu konuda çok hızlı e, konumlandı. Türkiye'de de enerji şirketleri e, borsaya yatırım yapanlar çok yakından takip edecektir. Çok önemli enerji şirketleri doğdu. Birçok şirket e, yenilenebilir enerji alanında çok önemli roller aldı. Aslında dünyada bir değişim var ve bu değişimin etkilerini görüyoruz. Ama bütün bu değişime rağmen hala fosil yakıtların talebinin artması bekleniyor 2030'a hmm. kadar. Aslında Uluslararası Enerji Ajansı yeni bir şey söylemiyor. Bunu zaten uzun zamandan beri söylüyor Uluslararası Enerji Ajansı. 2030'a kadar zaten talebin artmaya devam edeceğini söylüyor. E zaten bütün planlarda buna göre yapılıyor. 2030'a kadar Evet, fosil yakıtların talebi artmaya devam edecek. Sonrasında işte işler değişmeye başlıyor. 2030'dan sonra artık o talep yavaşlamaya başlayacak. Tabii Uluslararası Enerji Ajansı bunu geçmiş verilere dayanarak yapıyor. Eminim önümüzdeki sene gelecek açıklanacak raporda bu 2030, belki de 2029, belki 2028 olacak. Çünkü çok hızlı bir değişim var, ciddi anlamda bir değişim var. Avrupa'da bunu görüyoruz zaten çok hızlı bir kaçış var elektrikli otomobillere ciddi teşvikler var vergi indirimleri var vergiler alınmıyor gibi e, bu anlamda hem yenilenebilir enerji hem elektrikli otomobiller baktığımız zaman aslında ciddi bir değişime bize dönüşüme işaret ediyor. Evet 2030'a kadar fosil yakıtların talebi artmaya devam edecek. Yeni rafineriler kurulmayacak. O yüzden mevcut rafineriler çok gözde olacaklar. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Bu taraflarda yeni eski rafinerilerde talep güçlü olacak. Belki bir piyasa değeri açısından da bunlar ha, çok önemli roller oynamaya başlayacak. Her ne kadar işte yenilenebilir enerji, e, elektrikli otomobillerdense bile bunlar e, yük, e, piyasa değerini kazanmaya, daha yüksek piyasa değerlerine ulaşmaya başlayacak. Çünkü arz azalmaya başlayacak bu alanda Tabii. diyebiliriz. Tabii diğer taraftan da Çin'e gelecek olursak, Çin dünya ekonomisi için çok önemli ve Çin'in e, büyümesindeki bir yavaşlama bütün dünya için önemli. Çünkü küresel büyümeyi aşağıya çekiyor. Fakat Çin'in büyümesi de dünyaya bağlı. Yani Amerika'ya ve e, Avrupa'ya bağlı. Başta neden? Çünkü Çin ihracata dayalı bir ekonomi. Şimdi Avrupa ve Amerika'daki yavaşlama Çin ekonomisini de yavaşlatıyor. Bu sefer Çin içeride tüketimi arttırmaya çalışıyor. İşte bu nedenle zaten teşvikleri görüyoruz, Tabii. destekleri görüyoruz. <laughs> Tabii iç ekonomide tüketimi arttırmaya çalışırken Çin'in en fazla tükettiği ürünlerden bir tanesi ve konut sektöründeki en önemli ürünler demir cevheri, diğer ceher. taraftan da kömür. Evet. ve buradan da baktığınız zaman bunlardaki fiyat düşüşlerine o kadar gelgitlere rağmen emtialarda diğer endüstriyel metallerde düşüşe rağmen bunların nispeten daha güçlü kaldığını gördüğümüz bir dönemde aslında bu da buradan kaynaklanıyor. Aslında bir ülkenin talebinin nasıl emtia fiyatlarını değiştirebileceğini de aslında buradan çok net görebiliyoruz. Evet, dünyanın en büyük alıcısı değil mi her anlamda Çin bütün Aynen. ürün gruplarında. Dolayısıyla da Çin'in büyümesi oldukça kritik zafer herkesten efendim emtia piyasalarını stüdyo Amsterdamla Amsterdam'da yorumlamış oldu. Şimdi kısa bir yere gidelim. Sonrasında tamamen duygusal da devam edeceğiz. Tek platform tüm dünya. Flip Capital sundu.